İsmim Murat Günel, Koç Okulu Genel Müdürüyüm. Aslen Endüstri Meslek Lisesi mezunu, bir elektrikçiyim ben. Yüksek lisansın birinci yılında ben fizik bölümünden dersler almaya başladım. Birinci yılın sonunda Amerika'da fizik bölümünde, katı hal fiziği bölümünde asistanlık teklifi geldi. Burada devam eder misin bizimle diye. Fakat ben fiziğe geçmekten vazgeçtim. Öğrenmeye olan tutku fizik alanından ziyade eğitim alanında daha ön açık bir yerdi. Aynı zamanda bir maddenin veya malzemenin doğasını öğrenmektense insanın, zihnin, davranışların ve alışkanlıkların doğasını öğreniyor olmak beni daha fazla cezbetti. Toplumun iyi olma halini destekleyen ve nerelerde iyileştirme gerektiği konusunda hedefler koyan bir vakıftan bahsediyoruz. Eğitimi ve geleceği kurgulayabilmek için buradayız. Önce hayalleri ortaya atmak ve hayallerin arkasından bir toplumu götürüyor olmak Vehbi Koç Vakfı'nın önemli özelliklerinden bir tanesi bence. Birisi bize tanımladığı anda öğrenmenin sınırlarını, içeriğini, şeklini ve şemalini biz orada öğrenmiyoruz. Biz orada bizim için biçilmiş rolü oynamakla yükümlü bir figürana dönüşüyoruz. Dolayısıyla çocukların düşünme becerilerini geliştirmek adına ülkede bugüne kadar yapılmamış konuları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Neler var bunun içerisinde? Bir çocuğun akıl yürütmesi, problem çözmesi, tüme varması, tümden gelmesi veya herhangi bir verinin güvenilirliğini yorulayabilmesi gibi alanlarda çocuklara nasıl pratikler sağlayabiliriz? Nasıl düşünme alanları açabiliriz? Ve hatta daha önemlisi, dersi işlerken matematik dersini, Türkçe dersini ya da fen bilgisi dersini bu bahsettiğim becerileri geliştirebilir miyiz diye müfredat oluşturuyoruz, hizmet içi eğitim programları yapıyoruz ve sınıf içi uygulamalarda destek sağlıyoruz. Şöyle diyelim, bu gruplar aslında dezavantajlı okullar diyebileceğimiz bir örnek vereyim ben size. Urfa Siverek'te çoğunluğu Zaza asıllı öğrencilerden oluşan ve mevsimlik tarım işçisi olan öğrenciler de var. Adana Ovası'nda mevsimlik tarım işçisi statüsüne görülen ama %90 oranında Suriyeli mültecilerden oluşan ve okula erişemeyen öğrenciler de var. İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da büyük çoğunluğu Boşnak asıllı olan Türk vatandaşı öğrencilerin bulunduğu grupta var. Ya da Anadolu'da TEOG'da, LGS'de başarı seviyesi çok üst düzeyde olan bir okulun öğrencileri de var. Aslında spektrum o anlamda pek çok öğrenciyi kapsayacak şekilde ele alınıyor. Bunların her birinin ben odanın içerisindeki çok kıymetli pencereler olduğunu düşünüyorum. Her pencere bizim aklımıza, gönlümüze, alışkanlıklarımıza farklı bir ışık tutuyor. Ne kadar çok pencere açarsak biz o kadar içimizi aydınlatıyoruz. Bence kökler çok önemli. Dünyanın herhangi bir yerinde çok daha iyi koşullarla ve daha iyi imkanlarla çalışıyor ve yaşıyor olabilirsiniz. Ama ne kadar derine kök salacağınız konusu bence her zaman için tartışma. Derinlerden beslenmeyen kökleriniz olmadığı sürece ağacınız büyük, yeşil ve meyveli olamaz. Üstümüze vazife, her anlamda üstümüze vazife. Ülkenin gelişmesi üstümüze vazife. Teknolojiyle, sanayiyle ve pek çok yan sektörle üstümüze vazife. İnsan iyi ve mutlu, amaç, araç ve hedeflerini biliyorsa o zaman ülke sağlıklı bir ülke ve gelişebilen bir ülke.